AKP iktidara geldi 2002 yıldan beri özelleştirmelerle ekonomi biraz daha normal gitti. Siyasi yaklaşımlardan dolayı, yapılan politik hatalardan dolayı maalesef işte Suriye politikasından dolayı ekonomi çöküşe doğru geçti. Bunu da pratik olarak tabii ki pazarda görüyoruz. İşsizlik oranının yükselmesinde görüyoruz. Enflasyonun oranının yükselmesinde görüyoruz. Yani ne kadar inkar ederlerse etsinler bunu piyasada maalesef somut verilerle görebiliyoruz. Çıkış yolunun en büyük etkeni kendi içinde de barışık olması, barış sağlaması, aynı şekilde Orta Doğu'da barış politikalarını izlemesi, Suriye sorununu tabii oradan karlı çıkacağını düşünmüştü ama maalesef 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelmesi de ayrıca ekonomi ayrıca bir yük getirdi. Savaş politikaları yıllardan beri ayrıca yük getiriyor. Bundan dolayı çok büyük bir ekonomik krize girildi. Bu herkesin hissetti artık bunu. Geçmişte belki muhalefet sadece söylüyordu bu günlere öngörülerle bakıp da kriz olabilir deniliyordu ama bugün artık herkesin bunu hissetti. Bütün büyük projeleri durmuş durumda, mesela metrolar, işte karayolları projeleri gibi projeler durmuş durumda. Artık özelleştirecek bir şey de kalmadığı için, satacak bir şey de kalmadığı için maalesef tüketmiş oldu ekonomiyi. Yani bugün eğer Suriye'den patates alacak konuma gelmişsek bu krizin göstergesidir, yani üretim olmadığı için. Şimdi geçmişte de Cumhurbaşkanı aynı şeyler söyledi. 2008 krizinde kriz bizi teğet geçti dedi. Belki o zaman bu kadar etkilenmedi ama maalesef bu sefer delde de geçti. Kendi tabanında bile rahatsızlıklar var. İş adamları rahatsız, emekçiler rahatsız. Herkes bunu derinden hissediyor. Yani belki asgari ücret artırdı, 2000 lira yaptı ama bir ev kirası 1000 liradan başlıyor yani. Bu da en büyük somut delildir.